Değerli misafirler, saygıdeğer konuklar, engelliler destek programı kısa adıyla EDES kapsamında Giresun Belediye'mizce gerçekleştirilen Dört Yapraklı Yonca Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada festivalimize konuk olarak bizleri onurlandıran çok değerli bir isim de var aramızda. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde rol alan ünlü ustamız, ünlü sanatçımız Ayşen Guruda da festivalimize katıldı. Birazdan kendisi de aramızda olacak. Festivalimiz bizim için çok anlamlı. Sayın Ayşen Guruda'nın da katılımı çok anlamlı. Sevgili Ayşen Guruda yıllardır Türk sineması için, sanat için çok büyük emekler veriyor. Tosun Paşa, Gırgırye, Çiçek Abbas, Hababam Sınıfı gibi daha birçok unutulmaz filmlerde rol alarak Türk sinema tarihimizin, kültürümüzün en değerli temsilcilerinden biri kendisi. Aslında işte tam da burada ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözünü hatırlayalım istiyorum. Çünkü sanat dağlarının bize sunduğu zenginliklerde, sanatçılarımızın ortaya koyduğu eserlerde kimi zaman kendimizi buluyor, kimi zaman hayattan beklentilerimize rastlıyor, korkularımızla yüzleşiyor, kimi zaman gülüyor, kimi zamansa ağlıyoruz. Kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlere katılmak her yaştan insanımızın en temel gereksinimi ve en temel hakkıyken bugün baktığımızda hepimizin aynı oranda şanslı olmadığını görüyoruz. İşte biz de Giresun Belediyesi olarak bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli bireylerimizden yola çıkarak EDES kapsamında dört yapraklı yoncamızı oluşturduk, festivalimizi oluşturduk ve 5 gün boyunca bol bol eğleneceğimiz, farkındalık kazanabileceğimiz, sosyalleşeceğimiz bir program etkinliği hazırladık sizler için. Bugün festivalimizin 3. günündeyiz. Film gösterimiz olacak ve geçtiğimiz 2 gün boyunca yayla gezilerimiz de oldu. 120 kişilik bir ekiple oradaydık, engelli katılımcılarımızla oradaydık. İzcilerimiz de bizlere eşlik ettiler, onlara da teşekkür ediyoruz. Ve Cuma günü kendisi de bedensel engelli olan panelistimiz Erman Eranıl Ankara'dan konuğumuz olacak. Ve saat 13'te Vahit Sütlaç sahnesinde engelli hakları ve eğitimi, engelli hakları ile ilgili bilgilendirme ve eğitim paneli gerçekleştirecek. Aynı zamanda ardından Sakata Geldik adıyla tek kişilik gösterisini sergileyecek bizlere. Akşamsa festival kapanışımızı belediye plajında belediye konservatuarımızın eşsiz konseriyle yapacağız. Değerli misafirler, sevgili Giresunlular, biliyoruz ki Giresun'umuz uzun yaşam kenti olarak önemli bir ünvan aldı. Giresun Belediye Başkanımız Sayın Kerim Aksu'nun duyarlılığında belediyemiz tarafından engelsiz bir Giresun oluşturmak sloganıyla yürütülen çalışmalar sayesinde kentimiz artık sadece uzun yaşam kenti olarak değil, engelli bireylerimizin de rahat rahat yaşamını sürdürdüğü kent olarak da tanımlayabiliriz. Engelli birimimizle, engelli araçları şarj istasyonlarıyla, taşıma araçlarıyla, uygun cadde yol ve kaldırımlarıyla, şehir tiyatrosu bünyesinde kurmuş olduğumuz engelli oyuncularımızdan oluşan yürek takımı tiyatro ekibimizle ki artık onlar birçok festivalden davet alıyorlar ve ödüllü bir ekip. Ve bizlere bu ortamı sağlayan, tüm duyarlılığıyla herkese yardımcı olmaya çalışan, sosyal ve kültürel faaliyetlere her zaman çok önem veren başta Giresun Belediye Başkanımız Sayın Kerim Aksu'ya, Sayın Başkan Vekillerimize, Sayın Başkan Yardımcılarımıza, müdürlerimize ve Giresun Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz ve çok büyük bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ve festivalimize katılarak bizleri onurlandıran bir konuğumuz var demiştik bugün. Türk sinemasının birçok unutulmaz filminde rol alan Sayın Ayşen Guruda'yı alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Ayşen Hanım, hoş geldiniz Giresun'umuza, festivalimize. Sizi aramızda görmekten çok mutluyuz gerçekten.
Festivalimiz bizim için çok anlamlı. Bu festivale katılımınız bizim için çok anlamlı. Ve ben bugün kendi adıma çok mutluyum, çok heyecanlıyım sizinle aynı sahneyi paylaşmaktan. Ve sözü de çok fazla uzatmak istemiyorum. Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Müsaadenizle mikrofonu size vermek istiyorum. Bir kere kusurları söyleyeyim baştan. Bir de hoş geldiniz. Bu sahne çok yüksek. Seyirciden çok üstte duruyoruz. Yani onun için bu sahneyi daha alçaltın. Bu kadar yüksek bir sahneye gerek yok. Ne kadar yakın olursak birbirimize o kadar enerji ve sinerji kurabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de tecrübeleriniz bizim için çok önemli. Gerçekten bunu dikkate alacağız. Teşekkür ediyoruz. Bir de ışıklandırma. İki tane buraya direkt yapacaksınız. Işık olacak. Sahnedekileri seyirci görecek. Kusurları söylüyorum. Düzeltilsin diye. Efendim bir kere belediyeyi tebrik ediyorum. Sanata değer verdiği için. İşte engelli vatandaşlarımız için bir projesi var. Hamile hanımlar için, yaşlılar için çok hoş bir proje var. Taşıma yapıyor filan. Onların engelini, yaşlılığını unutturuyor. Bunun için kendilerini tebrik ediyorum. Bravo diyorum. Örnek bir davranış. Ben derim ki, eğer ki Türkiye kurtulacaksa, halkın demokrasi gelecekse, halkın kitap olacak, alacak parası, sinemaya, tiyatroya ayıracağı parası olması gerekir. Demokrasi öyle gelsin diye beklenecek trafik canavarı gibi bir şey değil. Onun için o zaman da alım gücümüz yükselirse, kazandığımız para biraz daha yükselirse inşallah öyle olur. O zaman kitaba, tiyatroya, sinemaya para ayırabiliriz. Ben derim ki Türkiye'yi kurtaracak şey sanat ve bilim. Gelelim Hababam sınıfına. Hababam sınıfı 78'de çekildi. Hababam sınıfı tatilde. 75'ten itibaren seri filmlerdir bunlar. Siz benden iyi bilirsiniz. Ezbere biliyorsunuz artık. Neredeyse dublaj yapacaksınız. Şu ekoyu kısabilirler mi? Hababam sınıfını bakın bizim o çektiğimiz filmleri bana her zaman söylediğiniz bir laf var. Dersiniz ki biz sizin filmlerinizle büyüdük. O filmlerde sizi cezbeden, sizi defaten seyrettirmeye, o koltuklarınızı oturtturmaya, ekranın başına bağlamaya ne sebep oluyor? Ben diyorum ki orada teknolojiden daha çok yürek, samimiyet ve eğleniyoruz biz çekerken. Farkında mısınız? Eğleniyoruz. Bu filmde bir anım var, onu anlatayım. Ertem Eğilmez bir komedi dahisiydi bu filmleri çeken ustamız. Bana dedi ki, beşer beşer dedi kızları ayır. Erkekler 25'er kişi, biz 5 kızız. Bize beşer beşer erkekleri bir şekilde kavga çıkarın aranızda dedi. Çekime yardımcı olacak dedi. Biz de ne yapalım ne yapalım, çan çalıyor, self servis yemeğe gidiyoruz, kendimiz alıyoruz, sıraya giriyoruz. Hepimiz bir tane erkeği öne koyduk. Biz geliyorduk, o bana yerini veriyor, o öbürüne yerini veriyor filan, böyle bir şey. Bu çanı da kaldırdı Ertem abi. Hiç unutmuyorum, bir fırlama Feridun vardı. O Feridun bir bağırdı, yemek paydosu dedi. Ve dışarıda havada böyle, hava gitti, hava geldi, yağdı, açtı, böyle bir hava var. Gittik biz, bize baktım, ben ve Kemal Sunal. Sanki ikimiz de yemeğe çok meraklıymışız gibi, önden koşmuşuz. Ve inanın,
Dışarıda bizi arıyormuş Ertem abi. Nereye gittiler? Biz çıktık dışarı, Raif Ahçı var. Dedi ki, ya niye geldiniz, daha paydos verilmedi ki. Peki dedik, çıktık Ertem abiden bir azar işittik. Kemal'le ben filmin baş oyuncuları. Bir azar işittik, bizi yemeksize bıraktı, o gün yemek vermedi. Yemeği de unutmuyorum, kıymalı patates. Ne zaman yesem bu gelir aklıma. Efendim, Giresun'unuz çok güzel. Balıklarınıza bayıldım. Bu şehrin kıymetini bilin. Biz İstanbul'da çile çekiyoruz. Burası rahat, ağır, sakin. Buranın kıymetini bilin. Gerçekten güzel bir şehir. Daha önce de gelmiştim. Çok büyümüş. Daha fazla büyütmeyin. Daha yüksek binalarda yaptırtmayın. Her şey rant değildir. Efendim, size iyi seyirler diliyorum. Artık sıkmayayım sizi. Bana soracağınız bir şey varsa cevabını vermeye hazırım. Var mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Siz bizim filmlerimizle büyüdünüz. Biz de sizinle ustalaştık. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. İyi ki varsınız. Bugün iyi ki bizimlesiniz. Çok güçlü bir alkış alıyoruz tekrar. Ve şu anda aramızda olmayan ünlü sanatçılarımızı, usta sanatçılarımızı da analım istiyorum. Onlar bizim her zaman kalbimizdeler ve her zaman kalbimizde olacaklar. Teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, birazdan Hababam sınıfı gösterimini başlatacağız. Ama öncelikle küçük bir sürpriz hazırladık sizler için. Ve biz bu sürprizi hazırlarken çok keyif aldık, çok mutlu olduk. Ve klipte yer alan Giresun Belediye Başkanımız Sayın Kerim Aksu'ya, Başkan Yardımcılarımız Sayın Murat Ersoy'a, Sayın Hasan Hilmi Erzincan'a, Sayın Mustafa Saraydemir ve Sayın Orhan Kurt'a, Plan ve Proje Müdürümüz Sayın Selim Özgürel'e, Plan ve Proje Müdürlüğü ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşaret dili belediyemizin çözüm ve koordinasyon biriminden Gökalp Kabacıoğlu'na da bu çalışmayı klip haline geçirdiği için ve montajını yaptığı için de çok teşekkür ediyoruz. Umarız beğenirsiniz. İşaret diliyle bir klip çalışması yaptık. İyi seyirler diliyoruz.